Galatasaray'daki bu düşüşü, o bu soruyu Kemal abime soracak mı? ama sana sor. Galatasaray'daki bu düşüşü sen neye bağlıyorsun abi? Hatta şuradan başla istersen kupa maçı Başakşehir. Oradan itibaren bir düşüş. Hayır hayır Galatasaray'ın Alanya maçında görkemli bir skoru var. Öne geçmiş. Sonra evinde kara gümrükle oynuyor. Fakat çok şaşırtıcı bir biçimde 1-0 öne geçtiği maçı 3-1'e yenik duruma gelip sonra 3-3'e taşıyor. Beşiktaş şeyde Konya'da da 1-0 öne geçiyor. İkinci yarı 2-1 iki kaybediyor. Oyuncu değişikleri hatalı. Beşiktaş maçında da örnek veriyorum. Yine Galatasaray bir 0 öne geçiyor. Yarım saat e, herkesi dinleme şansım oluyor mesela. Bugün Sabahin e, Sabahleyin kaydı almıştım <laughs> ve baktırmıştım. E, Cem bizim arkadaşım Cem Dizdar da dedi. Yarım saat Beşiktaş seyircisi ortada yok. Anlıyorlar hani diyorlar ya. Çok doğru bir şey tespit etti. Golü atıncaya kadar gol atıyor ve Galatasaray öne geçiyor. Galatasaray oyuna iyi başladı. Topa hakim, beş aç çıkmıyor, arkada savunma yapıyor. Bir sıfır. Fakat sonra duran bir toptan Galatasaray'a golü yedikten sonra kırılıyor. Bir anda kırılıyor, dağılıyor. İşte burada oyuncunun çaresiz kaldığı anda devreye teknik direktörün girmesi gerekiyor. Oyuna bakıyorum, iki tane oyuncu diyor ki beni oyundan al. Bir tanesi Mertens hiç katkısı yok. Diğeri golün başlangıç pasını veren Oliveria inanılmaz top kaybıyla oynuyor ve ikili mücadelede ayakta kalamıyor. Olabilir oyuncuların zaman zaman performanslarında bu değişiklikler olabilir. Buna rağmen Galatasaray içeri bir bir giriyor. Şimdi soyunma odasında yapması gereken olay şu. Mertens ile çıkacak. Bu hamleleri yapacaksın. Kimi koydun? Mitsu'yu koydun. Başka kimi alabilirsin? Diyor ki Berkan'ı da düşündüm mesela orta sahaya diyor. Fenerbahçe maçında oynamıştı. Veya Zaniolo'yu alıyorsun. Olabiliyor. Mertens yerine Zaniola. Oliver, Oliveria'nın yerine de Mitsu alıyor. Aynen. Neden? Çünkü Güven abi güzel anlattı. gelson Amir ve Salih öne çok fazla çıkmadıkları için. Orta sahaya güçlü kontrol ettiklerinden dolayı Galatasaray orta sahada Beşiktaş'a karşı bir üstünlük kuramadı. O ilk Yarım saatte golü bulunacak süreç içerisinde topa hakim olan belki de Beşiktaş'ın anlayışından topu rakibe bırakma anlayışından kaynaklandı bu. Soru toplu oynama Beşiktaş'ın da yine gelişti. Çünkü topa Beşiktaş ve oyuna hakim oldu. İşte burada teknik direktörün devreye girmesi lazım. Bir de tabii ki e, söylüyorum çok kritik bir maç. Hep derler ya oyunun başlangıçları, ikinci yanın başlangıçları her zaman için deplasmanda deplasman takımı için bir dezavantajdır. Ya Allah aşkına. Bunu artık çok fazla dile getirmemek lazım. Ama söylemeden de geçemeyeceğim. En kritik yanında Mustafa'nın yaptığı hata. Ya zaten ilk yarıda sen bunu yapmışsın. Topu kaybetmiş ama Galatasaray'ın gol yememesi defans yerinde olduğu için gol yememiş. Kaybetmiş Oliveira. Demek ki iyi değil. Sen atma bunu kardeşim. Bir, bir hafta evvel Karagümrük maçında attığım topla golü yedi Galatasaray takımı. Bana göre yediğin golde de hatalıydı. Tıngır mıngır golde şeyde. Ee, Cagney'in golünde. Hmm. Yerini yatamadın. Çünkü söylediğimiz gibi bir olay var. Gerçek olan bir şey var. Sen kendini bu kadar 36 yaşına gelmiş profesyonel bir oyuncusun. Burada söylüyorum. Ve bu takımın kaptanısın. Senin bazı şeylerden soyutlanman gerekir. Onun için Galatasaray yönetimini ben göreve çağırdım. Ya Mus'arın sorun çözün Allah aşkına. Bir para vurgununa kurban gidiyor. O kaybettiği nedir onun adı? Ee, para Mus'arın hayatına fırtınalar yaratıyor. E tamam da yani bunu sana Galatasaray kaybettirmedi kazan. Evet, Galatasaray Daha kazandığı abi. parayı sen kaybettin. Senin kafana kimse kurşunsu gibi de bu parayı verdemedir. Silahdayım. Yani sen vermişsin. Yani. Sen bir profesyonelsin. Nasıl dedi Rıza Hoca? Kaleci Ali Şaşal'la ilgili ne dedi? Kardeşim sakat sakat niye oynuyorsun? Devre arası ne onları geliyorsun sakatım içeri çıkmıyorum diyorsun. Bize baştan söylesen sakat sakat oynamasan böyle profesyonellik olur mu dedi ya. Yaktın bizi dedi. Üç tane gol yedin yatamadın toplara. Gördün kestin topu kalkamadın sakatlıktan dolayı. E şimdi sana bir şey soruyorum. Sakat sakat oynuyorsan takımına ihanet ediyorsun. Ali Şaşal. Ve Rıza Hoca bunu resmen söyledi. Biz kaleci değiştirdik yola devam ederdik dedi kardeşim. İşte bütün kabahat Muster adamı. Ya. Ya da de değil ama takım kötü ama tam böyle ayağa kalkacak. Galatasaray ikinci ne ortaya koyacağını hesap edemeden yediğin ikinci gol direnci kırdı. Beştaş'ı yukarı çekti abi. Taraftarıyla beraber. Ondan sonra Galatasaray ön alan baskısı. Bak bir daha söylüyorum. Bugün Fatih Terim döneminde Galatasaray geçerse Avrupa'da <laughs> gruptan namalüp çıkarken kontrolü oyunu tercih etmişti. Topu rakibe bırakmış. Kontrataklarla gitmiş. Deplasmanda galibiyet almış. Namalif ve grup lideri çıkmıştı. Bir maçları sürekli ön alan baskısıyla kazanamazsın. Böyle bir takım yok. Böyle bir takım yok. Ne dedi? Güven abi ön tarafı konuşuyoruz ama dedi. Takım savunması dedi çok daha değerliydi. Çünkü ortadaki üçlüyü çıkartmayınca Galatasaray kontratak imkanı tanımamaya özen gösterdi. Beşiktaş takımı önlemi aldı. Galatasaray'ın alması gereken önlemi ya, Beşiktaş aldı. Şeye bakalım. Yani Beşiktaş'ın aldığı savunma önlemleri. Evet. Galatasaray'ın şut çekmesini engelledi ya. Galatasaray'ın maçın de bütününde attığı isabetli bir tek şut var. O da gol oldu 20. dakikada. Ondan sonraki şutlar kaleye gitmedi. Yani demek ki burada Beşiktaş savunmasının da bir katkısı var. var. Katkısı var. Kemal Mesela sana hep bir daha rahat oynattırmadılar. Kerem'e dört ayrı futbolcu faul yapmış Beşiktaş'ta. Dört ayrı futbolcu. E, Raşit ise bir yere kadar gitti. Ona da bastılar. Senin rakibi 12 hatta 13 kişi koşturan bir oyuncu sahaya çıktı. Gelson Fernandez. Atom Karınca gibi. Eski Rıza Çalınbay gibi. Sağın her yerine koşan mücadele bir oyuncu. O zaman Galatasaray takımı Beşiktaş gibi oynamalıydı. Söyledik burada. Sen bu oyuna evrilebiliyorsan Beşiktaş bir sıfırdan sonra zaten gemileri yakacak üstüne gelecek. Sen defansın arkasına sen Fenerbahçe maçında neler yaptın? Hep uzun toplarla gittin gittin. İki tanesi offside olur. Biri duran toptan biri arkadan. Sonra attığın iki tane gole bak. Ya bunlar başka bir şey. Bazen öne alanın baskısı yaparsın. Takımla beraber öndeysen bu baskıyı yaparsın. Ama birkaç oyuncu da yapamazsın. Bu takım oyunu da yaparsın bunu. Mesela Galatasaray'ın yediği gole bak. ikinci gole. Galatasaray şey gibi arka tarafa bak. Bütün Beştaşlar adamın markajı almışlar. Mustara görmüyor musun sen bunu? Ya alınmıyor. bir de... 18 yaşında kaleci değilsin 36 yaşındasın ya. Sen orada topa vuracaksın. Sen oradan oyunun başlatsan ne olur? Oradan pozisyon gelişmez Bak ya. Bak sana bir soru var. Oliverian'ın oradan pozisyon gelişmez. Kemal abiye sözü vermeden sana bir soru var. Cem Göktaş e, belli ki Galatasaray taraftarı Cem Bey. Cem Göktaş diyor ki o zaman neden Mustara'yı e, Gomis'i sokmadı oyuna? Ya Gomis'lik oyun gitmiyor. Ş Bak sen anlamadın benim dediğimi. Ben, Bak bu Fenerbahçe'ye karşı kim oynadı Santorfor? Barış Alper evet, Yılmaz oynadı. Doğru mu? Doğru. Evet. Ne oynadı? Ben de bir şey söyledim. Barış Alper kanatlarda bir iş yapmıyor kardeşim. <laughs> Barış Alper forvet oynadığında rakibi dağıtıyor. Yani o kontrolsüz hareketler yapıyor falan filan. Birazcık dağınık olmasına rağmen rakibin dengesini bozuyor. O bölgede başarılı oluyor. Sen demedin mi Gomis'e tartışırken... Ben bu oyuncu hızlı diye Alanya'da maçı aldım. O yüzden seni oyuna almadım demedin mi Gomis'e? Dedi. E dedin. Ilk ardı sakatlanıp çıktığı zaman. Barış Alper kanatta sana verimli olmaz. O zaman sen Yunus'u alacaktın. Bu. Bu bir bizim görüşümüz. Ama bir gerçek var. Sen niye Kaan Ayan'a transfer ettin abi? Söyledin bunu. Sen niye ettin? O zaman orta sahayı sen de güçlendirmen lazım. Rakip sana 3 oyuncu ile orta sahada egemenlik kuruyorsa sen de onu 3 oyuncu legemenine... ...Mitso gibi koşan... ...değil mi? Darbeli oyuncuları ortaya koyacaksın... ...bunlarla bozacaksın. Fenerbahçe maçında bunları yaptın... ...Lukas Torare'le sen... ...şeyi... E, ...Icardi'yi sonra ne oyuna aldın? Ama orada doğru oynadın. Takım savunması mükemmel oyundu. Murat takım savunması oynamadı. Galatasaray oyuna başladı, golü buldu... İlk yarı bitimine kadar... ...9,5 kişi oynadı ya. 9,5 kişi oynadı. Yani... Ee, şey Mertens hiç yok. Oliver e de yok. Yani Oliver'i e yarım say 9.5 yapar yani. Kemal abi. Ben ben Kemal'den Gülüyor izin abi. istiyorum. E, ee, Gomis ilgili bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Böyle bir pozisyonda Galatasaray maçın ilk yarısında topa Beşiktaş 55'e 45 hakim olmuş. Maçın ikinci yarısında Beşiktaş oyunun karakterini hele ikinci golü attıktan sonra oyunun karakterini değiştirdi. Önce savunma dedi yani özetle konuşursak. Bu dönemde Galatasaray Beşiktaş'a isabetli şut atamadıysa değil mi? Beşiktaş'ta Beşiktaş savunma yapısı diyelim. Sadece savunması demiyorum. Savunma yapısıyla izin vermedi demektir bir anlamda da. Şimdi Gomis'i oraya koyduğun zaman Gomis kendine pozisyon üreten değil, pozisyon alan ve servis bekleyen bir karakterde oyuncu. O servisi kim yapacak o kalabalığın içinde de Gomis uygun bir yere gidecek, açısını düzeltecek, vuruş güzelliğiyle golü varlayacak. Yani Gomis mi, Barış mı? Bana verdi şeyi, yetkiyi ben de Barış'ı koyarım. Çünkü Fenerbahçe maçında böyle bir pozisyonda, Fenerbahçe maçında bir şey yapmış, iyi bir sınav vermiş. Bir cümlede Mustera'nın o topu Oliveira'ya atmasına söylemek istiyorum. Bu moda iki senedir. Yani rakip takım bütün senin oyuncularına baskı yapmış. Topu kalecini çıkarmasını çıkarabileceği yakın yerlere hepsini kontrolü almış. Sen onlardan bir tanesini hele tam kalenin karşısındakine top atıyorsun. Adam kucakta olabilir. Yakınında adam olur. Bu sefer tam kucakta değildi ama topun oraya geleceğini Amir hissetti, depara başlattı daha şeyi atarken. Mustafa. geldi. Geldi topu aldı. Ya kardeşim bu riske niye giriyorsun? Sen bütün rakip senin oyuncularına, oradaki oyuncularına baskı yapmaya gelmişken, öne çıkmışken, arkada alanlar açmışken sana oraya adam kaçırıp kaleden doğrudan topu oraya atsana. Peki. Bir de yenilen üçüncü gole bak veriyor. Kemal abi verelim. Niye eğiliyorsun Mustafa yere? Kalksana havaya. Hiç yatmazsın genelde böyle durursun. Dursan üstüne gelecek top. Oraya vurduğunu biliyorsun. Başka vuracak yeri yok onun.